Merhabalar arkadaşlar. Coin Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Dogecoin'in analizini yapacağız. Arkadaşlar her yayında olduğu gibi çizimlerimizi birlikte yapacağız. Dogecoin'in teknik destek ve direnç seviyelerini tespit etmeye çalışacağız. Yükseliş ve düşüş trendlerini birlikte değerlendireceğiz. İşin açıkçası çizimlerimizi birlikte yaparak finansal okur yazarlığımızı geliştireceğiz arkadaşlar. Grafik okumak çok önemlidir. Grafik okumayan birisinin bu piyasalarda para kazanması neredeyse imkansızdır arkadaşlar. Arkadaşlar Dogecoin grafiğimize geçmeden önce Minacoin ve Avaxcoin izleyicilerime son derece teşekkür ediyorum. Yayınlar beğenilmeye başlandı, abone sayıları arttı ve ben bu teşekkürü izleyicilerime bir borç olarak gördüğümden dolayı Dogecoin videosunda Avax ve Minacoin izleyicilerime teşekkür ediyorum arkadaşlar. Aynı başarıyı Dogecoin izleyicilerimden de bekliyorum. Bu yayınlar sizin okur yazarlığınızı geliştirmeniz için son derece önemli ve bu amaçla yapılıyor. Eğitim niteliğinde bu videolar yapılıyor arkadaşlar ve sizlerden gelen beğeniler ve abonelik ile birlikte benim motivasyonum artıyor. Motivasyonun artması da ister istemez yayınlarımızdaki içeriklerin kalitesini etkiliyor arkadaşlar. O yüzden lütfen zor bir şey değil arkadaşlar. Yayına başlamadan önce abone olalım, bildirimleri açalım ve yayınları birlikte takip edelim arkadaşlar. Şimdi Dogecoin'in teknik analizine başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz Dogecoin Elon Musk'la birlikte hareket eden, bana göre spekülatif değil, manipülatif bir coin'dir arkadaşlar. Alınmaz mı? Tabii ki alınır. Yatırım yapılmaz mı? Tabii ki yapılır. Ancak yatırımlarımızı ve alımlarımızı daha dikkatli seviyelerden yaparsak Dogecoin'de de çok yüksek kazançların sağlanabileceğini görürsünüz arkadaşlar. Şimdiki yapacağımız yayında zaten nerelerde alınır, nerelerde satılır, destek ve direnç seviyeleri nereler, bunları birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Bakın Dogecoin'in bu şekilde bir düşen trendi var. Bu düşen trendin üzerine atmadığı sürece Dogecoin'de hayali seviyeleri konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Bu işler tweetlerle falan olmaz. Bu işler trendlerle olur. Trendlerin destek ve direnç yerleriyle olur. Yani tweet gelmeden önce zaten tweet'i atacak kişiler ya da kişi kurmuş olduğu ekibiyle birlikte malı topluyor arkadaşlar. Bir yükseliş trendi oluşturuyor. O yükseliş trendi dahilinde kırılım gelir gelmez de açıklamasını yapıyor. Coin'i yukarı götürüyor. Yani siz haber odaklı gitmenize gerek yok. Her gün Elon Musk'ın tweetlerine bakmanıza gerek yok. Şurası kırılmadığı sürece o haber de gelse burası gitmez arkadaşlar. Önce kırar, sonra haber gelir veya buraya yaklaşır. Yaklaşmayla birlikte bir konsolidasyon süreci gördüğünüz gibi geçirir. Sonra haber gelir gider. Dolayısıyla siz trende odaklanın. Trend size stop ol diyorsa stop olun. Trend size al diyorsa alın. Trendin altına gelmesi durumunda da satarsınız arkadaşlar. Haberi beklemenize gerek yok. Haberler önden fiyatlanır. Yani haberi verecek adam bunun fiyatlamasını, alımını veya satımını yapmadan sana o haberi verir de cebindeki parayı sana kaptırır mı arkadaşlar? Hanginizin cebinde yüksek kazançlar var? Yani bu dediğimi elindeki coin'deki zararından anlayabilirsin. O yüzden arkadaşlar kimseyi eleştirmiyorum. Hepimiz bu hataları yapıyoruz. Ben de bu hataları zamanında çok yaptım. Ve bundan sonra daha uyanık olmaya çalışıyorum. Yani bu piyasalarda uyanık olmadan para kazanmak mümkün değil arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir düşen trendi var. Düşen trendinin direnç seviyesi 0,080 civarlarından geçiyor. Buranın kırılmasıyla birlikte Dogecoin'de yüksek hareketler görülür. Eğer 0,080 civarları kırılırsa Dogecoin'deki ortalama beklenti 1,0 atmasıdır arkadaşlar. 20 sentlere kadar gelmesidir. Ben şu seviyelere kadar bu Dogecoin'in gelebileceğini düşünüyorum. Bu trendin kırılması da hedef burası arkadaşlar. Yani şu gördüğümüz daha önceki tepenin üzerinde bir yere gitmesidir. Bunun da maksimum kazancını alabilmek için ne yapmamız lazım? Dediğimiz gibi arkadaşlar Dogecoin'de güzel bir görüntü var. Yükseliş trendi içerisinde. Bu yükseliş trendi kırılmadıkça siz maksimum kazancı sağlamaya çalışabilirsiniz. Yani Dogecoin buraya da gelse, buraya da gelse satılmaz arkadaşlar. Bekleyeceksin. Ne zaman bu yükselen trend kırılır, o zaman satarsın. Yani belki şurada satarsın. Buradan yapacağı düşüşte burayı kırar, daha da düşeye gidebilir. Ama bunu bilemiyorsun ki. Yani burası bu coin'in yükseliş trendi. Belki buralara kadar gidecek, sert düşecek. Herkesi maldan çıkaracaklar. Buradan yapacağı hareket de buraya gidecek. Belki daha yukarılara gidecek. Dolayısıyla bu bizim asıl yönümüzdür arkadaşlar. Bu bizim arkadaşımızdır, yol arkadaşımızdır. Yani trendi friend derler. Yol arkadaşını bu piyasalarda yanına almadıkça sen bu piyasalarda para kazanamazsın, sürekli zarar edersin. Veya kazanıyorsan da kazanman gereken miktarın çok daha altında kazanırsın. Başka bir coin'e geçtiğin zaman da aldığım gibi düştüğü kelimesini kullanırsın. Oradan aldığım kar buradan gitti dersin arkadaşlar. O yüzden
Brandinizi, arkadaşınızı yanınıza alın. Arkadaşınızla birlikte yolculuğa başlayın. Bu arkadaş ne zaman seni terk ediyorsa sen de o arkadaşı terk etmeyi bileceksin. Yani arkadaş beni terk ettiğinde, bana yanlış yaptığında ben niye arkadaşımla beraber yolculuğa devam edeyim? Demek ki daha büyük zararlar gelecek bana. Böyle düşüneceksiniz arkadaşlar. Bakın yükseliş hareketi bu. Çok basit. Burası ne zaman kırıldı? O zaman arkadaşın seni terk ediyordur. Sen de onu terk edeceksin. Ha, arkadaşın hatasını anladı. Dedi ki ya ben hata yaptım, özür dilerim. Girdi trendin içerisine. Küçük bir zararla, yani zarar dediğimizde daha yüksek fiyattan, 3-5 kuruş daha yüksek fiyattan alırsın. Arkadaşlığın devam ettiği sürece kazan kazan politikasıyla daha yüksek seviyelere gidersin. Yani yükseliş trendi kırıldığında disiplinli davranıyoruz. Bilimsel ve teknik verilere göre hareket ediyoruz. Kimsenin tweetiyle, kimsenin pamplamasıyla, coin'i pazarlamasıyla hareket etmeyin. Kendi bilgilerinizi kendiniz uygulayın diye zaten ben bu yayınları yapıyorum. Zaten o yüzden kanala abone olun arkadaşlar. Yani kazanın başkalarının lafıyla, başkalarının tweetiyle, başkalarının hiçbir bilimselliğe dayanmayan yorumlarıyla alım satım yaparaktan cebinizdeki parayı kaybetmeyin diye bunları yapıyorum. Kaybetmeyin diye zaten kanala abone olun diyorum. Bakın bu trend devam ettiği sürece yolculuğa devam. Bu trend kırılırsa stop oluyorsunuz, temkinli moda geçiyorsunuz ve tekrardan bir yükseliş trendi oluşturmadıkça bir pozisyon almıyorsunuz. Ancak bu trendin üzerine tekrardan atması halinde ise ürünü satsanız bile geri yerine koyuyorsunuz. Yani arkadaşınız kaldığı yerden devam ediyor. Tekrar yukarı seviyelerde kırıldığında tekrardan stop olmayı unutmuyorsunuz. Bakın arkadaşlar, alım yeri neresiymiş? Minör'de buna bakalım. Minör çizimimizdeki alım yerimiz yaklaşık olarak bu seviyeler. Şimdi alım yeri 0,64 sent civarları. 0,65 diyelim. 0,65 sent civarlarında Dogecoin bir al pozisyonu minörde, yani küçük trendinde oluşturmuş ve yükseliş trendinin de oluşması sebebiyle 0,65'ler önemli destek yerleri, 0,63'ler yani bu trendin altına gelmediği sürece de satmıyorsunuz. Zaten şu anda alım yerine çok yakın seviyelerde aldıysanız tutabilirsiniz, almadıysanız da buralara şu trende yakın yerlerden maliyetlenip bu trend kırılmadığı sürece de coin'e kaldığı yerden eşlik edebilirsiniz. Arkadaşlar düşüşler geldiğinde 3 kat, 4 kat, 5 kat elinizde tutuyorsunuz. Uzun vadeli yatırımcı haline getiriyorsunuz kendinizi. Zararı göğüsüyorsunuz ama yükseliş geldiğinde hemen satıyorsunuz. Ya arkadaş, bu piyasalarda yükseliş geldiğinde sen maksimum seviyede kazanç sağlayamayacaksan, düşüş geldiğinde zaten nasıl bu zararı gidereceksin? O yüzden bir yükseliş trendi var. Bu trendi takip edin. Trend kırılmadıkça da maksimum kazancı sağlayın. Bu maksimum kazanç ne zaman bu trend kırılırsa o zaman sonlanacaktır arkadaşlar. Belki daha yükseklerden satamayacaksınız ama bir disiplin halinde bu işlemi yaptığınızdan dolayı bir sürekli kazanç haline getireceksiniz bunu. O yüzden uyanık olun arkadaşlar. Yani milletin tweetleriyle, yorumlarıyla, açıklamalarıyla hareket etmeye gerek yok. Trend önden her şeyi size gösterir. Daha önce ne yapmış arkadaşlar? Diyeceksiniz ki hocam biz bunu buradan niye çizdik? Bunu buradan niye çizdik? Buradaki hareketliliği anlayabilmek için. Yani şuradan çizseydik, buraya koysaydık bu çizginin bir ucunu, şuradaki hareketliliği alacaktık. Bakın, koyalım. Şimdi daha önce nasıl bir hareketlilik yapmış? Bu şekilde bir hareketlik yapmış. Nokta atışı. Bakın şu iki tane açıyı birleştiriyorsun. Coin daha düşüğe geliyor, direnç olarak karşı. Geliyor, direnç olarak karşı. Daha dibe düşüyor, direnç olarak karşı. Kırdığındaki harekete bakın. Yani yine 0,065'lerde alacaksın sen bunu. Sonra yukarı doğru taşıyacaksın. Diyeceksin ki hocam tamam ben bunu burada kırdığını gördüm aldım. E nerede satacağım ben bunu? Çok hızlı gitmiş. O yüzden diyorum manipülatif coinlerden bir tanesi. O zaman günlükte bakmayacaksın bu grafiğe. 4 saatlikte bakacaksın. 4 saatlikte bir trend çizeceksin. 4 saatlikteki trend ne zaman kırılırsa sen de bu coin'i o zaman alacaksın. Bak şurası değil mi? Bakın zaten yükseliş olduğunda günlükte bir R hareketi, yani geri gelme hareketi görmüyorsanız ya saatlik ya 4 saatliğe göre bakacaksınız. 4 saatlik R hareketini görüyorsunuz. 10 numara 5 yıldız bir trend oluşturuyor. Şu seviyede 0,65'lerde aldınız. Bu trende göre takip ediyorsunuz. Buraya geldi, satmadınız. Çünkü trendle arasındaki mesafeyi açtı. Buraya geldi, daha da yükseğe gider diye satmadınız. Yani şuralardaki tabii ara dirençleri yatay olarak çizebilirsiniz. Satmadınız. Nerede satarsın? Şu seviyede satarsın. Yani 0,065'te aldığını 2x bir potansiyeli de burada satarsın. Sonra niye almazsın?
Ona şuna bakarsın arkadaşlar. Alıp almama noktasında dünyaya bir bakarsın. Ben dersin buradaki yükselişi aldım. Bu yükseliş bir boğa yükselişi değildi. Tepeden olan çok ciddi düşüşün bir tepki hareketiydi. Ve tepki hareketinde ben 2x'i aldım cebime mis gibi koydum. Sonrasında eğer alacaksam dünyaya bakmak lazım. Avrupa'ya bakmak lazım. Türkiye'ye değil. Küresel bir piyasa burası. Eğer dünyada bir para bolluğu varsa, yani faizler düşüyorsa, enflasyon düşüyorsa, para bolluğu artıyorsa o zaman alırsın. Ancak şu anda ne var dünyada arkadaşlar? Bir faiz gerçeği var değil mi? Avrupa Merkez Bankası ve Amerika Merkez Bankası ne yapıyor? Faizleri yükseltiyor. Neyle uğraşıyor? Enflasyon kriziyle uğraşıyor. Şimdi faizleri yükseltiyorsun, enflasyonu düşürüyorsun. Neye sebebiyet veriyorsun? Resesyona. Resesyonda en değerli şey nedir? Paradır arkadaşlar. Yani sıkı para politikasına geçen bir dünya var. Türkiye'de buna eşlik etmediği için zaten enflasyon, hissedilen enflasyon %200-300'ler civarına çıktı. Yani şimdi daha Türkiye yaptığı hatayı anladı da faizleri artırmaya başladı enflasyonu düşürmek için mücadele veriliyor. Dolayısıyla arkadaşlar dünyada bir enflasyon problemi var, bir faiz problemi var. Bu faizlerin yükseltilmesiyle düşen enflasyon sebebiyle bundan sonraki gelecekler bir resesyon krizi olacak. Resesyon krizi olan dünyada da hiçbir şey öngörülemez seviyede fiyatlanmaz. İnsanlar bu şekildeki riskli piyasalardan uzak durmaya çalışırlar arkadaşlar. O yüzden hayal peşinde olmayın. Trendler kırıldığında 10x'ler, 50x'ler, 100x'ler beklemeyin. Stop olun, kenara çekilin. Kârı elde edin. Bu piyasaların dibi bucağı yoktur. Hiç kimse diyemez ki Dogecoin buralara düşmeyecek. Nasıl düşer biliyor musunuz? Bakın, trend çizeceksiniz arkadaşlar. Dibi nerede görmüş burada? Bir yerlerde dip görmüş değil mi? Zaten bakın yükselişten yükselişi yapıyor. Retest hareketi burada. Retestten sonraki gidişe bakın. Ne beklersin? Burada destek olan tepeden düşüşte de destektir dersin. Buralar destek olarak çalışıyor. Bakın bir burada çalışıyor, burada çalışıyor, burada çalışıyor. 3 kez bu bölge test ediliyor ve buradan aldığı tepkiyle gidiyor. Şimdi eğer Dogecoin 0,05 sentlerin altına inerse arkadaşlar bir anda yağmur olmaz. Burası güçlü bir yer. Size satış fırsatı verir. Satmadınız diyelim. Siz buraları görürsünüz. Yani bir sıfır daha atar aşağı, bir 10 kat daha aşağı inersiniz. Hiç gelmez diye de düşünmeyin. Trende göre hareket edin. Şu anda gelir mi diyorum, düşer mi diyorum? Düşer demiyorum, gelir demiyorum. Şu anda biz buralara uzağız, buralara gelmesini ben de beklemiyorum. Çünkü güzel bir görüntüden bahsediyorum. Herkes iyi anlasın. Bir yükseliş trendi var, kazanmaya devam edin diyorum. Trendinizle, arkadaşınızla birlikte yolculuğa devam edin. Bu yolculuk eğer kırılırsa aşağı yönlü, o zaman bir izleyin, bir bakın ne yapıyor. Tekrardan içine giriyor mu, girmiyor mu? O yüzden arkadaşlar görüntüler Dogecoin'de güzel. 0,080 sentler kırılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde 0,20 sentlere güzel bir kar bırakacağını ben düşünüyorum. Ancak coin'e aşık olmayın. Destek ve direnç seviyelerinizi takip edin. Ona göre kazanımlar sağlayın. Bunu kendinize bir bilimsel çalışma olarak görün. Ve istikrarlı bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmalarınıza devam edin. Arkadaşlar yayınımız bu kadar. Lütfen abone olmayı ve yayını beğenmeyi unutmayın. Unutmayın ki bir sonraki yayınımızda Doç izleyicilerimize de teşekkür edelim. Hep birlikte bu piyasalarda daha güçlü olalım arkadaşlar. Doğruyu, dürüstlüğü doğru bir şekilde anlatalım. Hiçbir zaman hiçbir coin'in pazarlayıcısı olmayalım. Türklerin daha fazla başarıya, daha fazla bilgiye, daha fazla kazanca ihtiyacı var. Hele ki böyle ki ekonomik olarak krizli geçtiği dönemlerde düşünüldüğünde daha güçlü olmamız gerekmektedir. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.